Herkese merhabalar. Yeni yayınımızda sizlere Kadıköy'ün simge binalarından birisi olan İstanbul Şehir Tiyatroları'na ait Kadıköy Haldun Taner sahnesinin yenilenme projesinden bahsedeceğiz. Dilerseniz önce Kadıköy Haldun Taner sahnesinin tarihine bir göz atalım. Haldun Taner sahnesi 1925-1927 yılları arasında Fransa'dan borç alınarak İtalyan mimar Ferrari tarafından inşa edilmiştir. Bina ilk yapıldığında tiyatro sahnesi olarak değil, meyve ve sebzelerin depolanıp satıldığı hal binası olarak inşa edilir. Hal binası aynı zamanda İstanbul'un ilk modern hali, Kadıköy Meydanı'nı simgeleyen 1. Ulusal Mimarlık dönemine ait 3 yapıdan biridir. Ancak yapıldıktan sonraki 10 yıl boyunca pazarcılar hal binasına kiracı olmak istemeyince bina boş kalır. 1937'de Kadıköy Belediyesi İmar Bürosu Müdür Yardımcısı Sabri Oran, boş olduğu, bir işe yaramadığı ve Kadıköy'ün kimliğine uymadığı gerekçesiyle hal binasının yıkılmasını teklif eder. Kadıköy Meydanı'nı simgeleyen 3 neoklasik yapıdan biri olan bina 10 yıl içinde yıkımın eşiğine gelir. Bina ancak 1940'lı yıllarda hal binası olarak kullanılmaya başlanır. Bina 1984 yılında ise kültür merkezine dönüştürülmek için sıkı bir restorasyondan geçer. Restorasyon sırasında özgünlüğünü kaybeder. 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne tahsil edilir. Üniversite binayı devlet konservatuarı olarak kullanmaya başlar. 1989'da ise alt katı İstanbul Şehir Tiyatroları'na bağlı Haldun Taner sahnesi olarak kullanılmaya başlanır. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008'de şehir tiyatrolarının ihtiyacına göre yeniden projelendirilen ve İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay alınan, maliyetleri de Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından karşılandığı açıklanan tiyatro binasında 2001 yılına kadar yalnızca küçük onarımlar yapılmıştır. Proje için yapılan bilgilendirme panosuna baktığımızda işveren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Proje Müdürlüğü olduğunu görüyoruz. İşin adı Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi Uygulama İşi. Yüklenici Gelecek Grup Taahhüt Mühendislik Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi. Sözleşme tutarı 62.587.000 TL artı KDV. Sözleşme tarihi 12.03.2021. İşin süresi 620 gün. Yani yaklaşık olarak 2023 yerel seçimlerinden önce projenin bitmesi bekleniyor. Proje hakkında internette gerçekten çok kısıtlı bilgi var. Ancak binanın dışındaki yapılan bilgilendirme panolarıyla içeride neler olabileceğine dair fikir ediniyoruz. Görsellerine baktığımızda tiyatro salonunun daha da büyüyeceğini, içeride yeme içme alanlarına ulaşacağını, fuar alanlarına ulaşacağını görüyoruz. Restorasyon projesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın açıklamaları oldu. Onları izliyoruz. Kadıköy Meydanı'nda bulunan Haldun Taner sahnesi 2007 yılında deprem sonrasında esaslı bir teknik incelemeye alınıyor. Çünkü içinde insanlar hem tiyatro izliyorlar hem aynı zamanda konservatuvar bölümü var. Ve çok kötü bir sonuçla karşılaşıyoruz. Binanın durumu çok kötü. 5 megapaskal dayanımında bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu şu demek. Bu tür bir binanın içine girilebilmesi için asgari deprem yönetmeliğine göre 25 megapaskal bir dayanım olması gerekiyor. Yani bina çürük. En ufak bir deprem anında içindekileri can ve mal güvenliğini sağlayamayacak kadar kötü durumda. 2007'den bugüne kadar Haldun Taner sahnesinin durumu böyle olmasına rağmen sorumluluk göstermesi gereken kurumlar, kişiler ne yazık içine öğrenciler almaya devam etmiş ve herhangi bir restorasyon güçlendirmeye tabi tutmamış. Acilen Haldun Taner sahnesinin restore edilmesi gerekiyor ve
hem binanın kurtarılması hem de içindeki öğrencilerin ya da oraya tiyatro için giden vatandaşların bir can güvenliği riskine atılmaması gerekiyor. 2007'den bu yana bütün yazışmalar bir şekilde berhava edilmiş ve göz göre göre can güvenliği hiçe sayılmış durumda. 2017'de yılında bir restorasyon projesi yapılıyor ve 2017 yılında yapılan restorasyon projesiyle alanın bir sahne ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi konusunda karar alınıyor. Bu projeyle beraber binanın restore edilerek can güvenliğinin sağlanması temin edilecek şekilde düzenleniyor. Yani 2017 yılında düzenlenen bu projeyle beraber koruma kurulundan acil binanın restore edilmesi için bir proje elimize geçmiş durumda. Dolayısıyla bizim 2017 yılında tesis edilen bu restorasyon projesini hemen hayata geçip binayı ve içindeki insanların can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Biz içindeki fonksiyonun bir kültür merkezi olarak Kadıköy'e, meydana ve çevresine bir kültür çekirdeği olarak büyük enerji sağlayacak bir proje olarak görüyoruz ve hemen hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de çok istiyoruz konservatuvarın benzer alanlarda devam etmesini, fakat yeni proje ne yazık ki konservatuvarın orada olamayacağı bir proje. Çünkü konservatuvarın bulunduğu alanlar sonradan içine eklenmiş beton asma katlar. Tam da zaten binayı riske eden alanlar da bunlar. Yeni projede bütünleşik olarak bu kültür merkezinin sahnesi ve diğer alanları tanımlanmış durumda. Tamamen Kadıköylü'ye ve hayata kültür sanat için hizmet verecek bir bina. Tabii biz konservatuvarı da ihmal etmedik. Oradaki eğitim, özellikle kültür sanat hayatı bizim için çok çok değerli. İstanbul Üniversitesi'nin konservatuvarı olan alana İBB olarak başkanımızın direktifiyle sahipsiz bırakmayarak çözüm önerisi de getirdik. Şu an içinde bulunduğumuz Göztepe Parkı'nda burada ofis olarak kullandığımız binaları çok büyük bir gönüllülükle, seve seve İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerine ve ortamına kullanmaları üzere sunuyoruz. Öğretim görevlileri ve üniversiteyle ve öğrencilerle bu görüşmelerimiz devam ediyor. Açıklamalarda da belirtildiği üzere İstanbul Üniversitesi'nin Devlet Konservatuarı'nın Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan Göztepe'deki yerleşkeye taşıma kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. Evet, bina çürük, restorasyonun da yapılması gerekiyor. Hatta bu çalışmalar sonrasında Haldun Taner sahnesinin koltuk kapasitesi 286'dan 543 koltuğa çıkacak. Ancak 1986'dan bu yana sayısız öğrencinin yetiştiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı artık bu binada yer alamayacak. Taşıma kararını öğrenciler tepkili, çünkü onlar burada bu binada, bu tarihi binada devam etmek istiyorlar eğitimlerine ve onlara Göztepe'de gösterilen iki katlı küçük bina gerçekten konservatuar eğitimi için uygun değil. Çünkü oraya piyanoları bile sığamayacağını belirtiyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, belediye nasıl bir çözüm bulacak bir duruma, izleyip göreceğiz.